Türkiye, AK Parti iktidarıyla ikinci dönemine girmiş, hareketli yılların eşiğine gelmişti. Küresel ekonomik krizin etkileri ve yükselen terör olaylarıyla mücadele eden Türkiye, bir yandan da yeni anayasa referandumu ve Cumhurbaşkanı'nın ilk kez halk oyuyla belirleneceği bir seçime hazırlanıyordu. Hedef 2023'tü. Bu belgesel dizisi savaşlarla, baskılarla ve darbelerle durdurulmaya çalışılmış 100 yıllık bir meclisin, milli iradenin öyküsüdür. AK Parti iktidarı, E-Muhtıra ve kapatma davalarının yaşandığı günleri geride bırakmıştı. Aynı günlerde 2007 yılında Ümraniye'de ele geçirilen silah ve el bombalarıyla başlayan Ergenekon operasyonları da dalga dalga büyümüştü. Aralarında 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, gazeteciler, siyasetçi ve akademisyenlerin de bulunduğu çok sayıda kişi Ergenekon davaları kapsamında hüküm giydi. Darbecileri yargılama teşebbüsü olmaktan öte başka bir darbe teşebbüsü olduğunu kısa bir süre sonra da kavradık aslında. Ben Ergenekon sürecinin özellikle AK Parti'deki belli yöneticilerin üzerinde bir baskı oluşturmak için bir grubun bunu kullandığını düşünüyorum. Danıştay saldırısı, Cumhuriyet Gazetesi'nin bombalanması, Hrant Dink cinayeti ve daha birçok olayın arkasındaki yapı olarak Ergenekon gösteriliyordu. Örgüt, darbeye teşebbüsle de suçlanıyordu. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Ergenekon davasının kurgu olduğu net bir şekilde anlaşıldı. Davanın görülen son duruşmasıyla tutuklu kimse kalmadı ve tüm sanıklar beraat etti. İktidar, dünyada yaşananın aksine Türkiye ekonomisinin büyümesini sağladı. Türkiye bence son 25-30 yıl içerisindeki en önemli reformları da önemli ekonomik gelişmeleri, başka alandaki gelişmeleri bu dönemde yaptı. Çok önemli bir takım problemler çözüm yoluna kavuşturuldu. Denildi ki 15 bin kilometre yol yapılacak, hakikaten yapıldı. Sağlık sisteminde bir birleştirme yapıldı. Toplum nezdinde ciddi anlamda bir karşılık buldu. 2009 yılına gelindiğinde dünyanın gözü Davos Ekonomik Forumu'na çevrildi. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e verdiği tepki bir anda dünya gündeminde birinci sıraya yerleşti. Çok teşekkür ediyorum. Benim için de bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem. Şimon Peres'e karşı sergilediği tutum, onun dünyanın gözünün içerisine bakarak söylediği yalanları yüzüne vurması. Kral çıplak vakası gibi bir vakadır yani. Referandum sandığı 2010 yılında halkın önüne bir kez daha konuldu. 12 Eylül 1980 darbesini gerçekleştirenlerin yargılanması ve yargıda yapılması planlanan değişiklikler 12 Eylül 2010 yılında oylamaya sunuldu. %60'a yakın bir evet oyuyla sonuçlanan referandumla Türkiye'de bir ilk yaşanıyordu. Darbeciler hakim karşısına çıkacak ve yargıya hesap vereceklerdi. Tam 30 yıl sonra bir bakıma 12 Eylül'ün 30. yıl döneminde 12 Eylül'le en anlamlı hesaplaşmanın bir vesilesi olmuş oldu. Türkiye daha önce hiç tanık olmadığı bir olayı yaşayacak ve yeni bir krizle tanışacaktı. Hedefte MİT Müsteşarı Hakan Fidan vardı. İktidara Fidan ve bazı MİT görevlileri üzerinden gözdağı vermeye çalışan FETÖ devredeydi. 7 Şubat 2012 günü Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından MİT Müsteşarı Hakan Fidan ifade vermeye çağrıldı.
7 Şubat 2012 neyin gelmekte olduğunu gösteren bence bir göz açıcı bir olay, bir direnç gösterilmeseydi muhtemelen Hakan Fidan ve diğer MIT'in Emre Taner, diğer MIT'in üst kademe yöneticilerinin hepsi tutuklanacaktı. 2013 yılı Mayıs ayının son günlerinde İstanbul'da Taksim Gezi Parkı eylemleri patlak verdi. Parkın kışla yapılmasına tepki göstermek amacıyla başlayan eylem, daha sonra terör yandaşlarının boy gösterdiği bir ortama dönüştü. Gezi Parkı eylemleriyle emellerine ulaşamayan terör odakları 17-25 Aralık sürecinde yine ortaya çıktı. İçeriden ya da dışarıdan hiç kimse benim ülkemi karıştıramaz. Benim ülkemde çirkin tuzaklar kuramaz. Kumpasın hedefinde Erdoğan ve yakın çevresi vardı. Yargı, emniyet ve devletin birçok kurumunda gizlice yapılan FETÖ'nün montaj ses kayıtları, uydurma deliller ve ithamlarla kurguladığı kumpas dosyaları halk nezdinde karşılık bulmadı. FETÖ'nün yargıdaki karanlık yüzü ve planları da deşifre oldu. 17-25 Aralık hükümeti devirme operasyonuydu. Ve devleti ele geçirmeye kalkışan kim olduğunu bilemediğiniz savcı, yargıç, polis. 10 Ağustos 2014'te Cumhuriyet tarihinde ilk kez halk Cumhurbaşkanı'nı seçmek için sandık başına gitti. Recep Tayyip Erdoğan, halk oylamasıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı olarak Çankaya Köşkü'ne çıktı. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle FETÖ'yü devletten temizleme mücadelesi de hız kazandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk defa halk tarafından Cumhurbaşkanı olarak seçildiği seçim çok kritik ve onun öncesinde yaşadığımız hadiselere baktığımız zaman ciddi bir kırılma. 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde hiçbir parti tek başına hükümet kuracak vekil sayısına ulaşamadı. Birçok yerde terör örgütlerinin eylemleriyle kanlı planları devreye sokulmuştu. Türkiye, FETÖ, PKK ve DAEŞ terör örgütlerinin saldırısı altındaydı. Bu süreçte yapılan koalisyon görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanınca halk 1 Kasım'da yeniden sandık başına gitti. Seçimden AK Parti birinci olarak çıktı ve tek başına hükümeti kurdu. 2016 ise Cumhuriyet tarihinin en uzun gecesinin yaşandığı yıl olacaktı. Temmuz ayının tam da ortasına gelindiğinde uçak sesleriyle başlayan gece, ardında ihanet ve kahramanlık öyküleri bırakan bir zafer mücadelesine dönüşecekti.